Başkanım, maç hakkında görüşleriniz, zorlu Ümraniye maçı. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Ya biliyorsunuz ilk yarı maalesef istediğimiz bir noktada maç sezonu bitiremedik. Ama ikinci yarıda çok ciddi transferler yaptık. Belki bir uyum sorunu oldu birkaç hafta ama Giresun maçıyla çok güzel bir oyun ortaya koydu arkadaşlarımız. İnşallah oradaki oyun buraya yansır. Bugün de güzel bir oyunla bu maçı alırız. Ama artık takıma güvenimiz bizim tam. Onların da kendisine inancı tam olsun. Öyle istiyoruz inşallah. Ama alacağımızdan da eminiz. Zorlu bir maç olacak biliyorum. Lider burada. Çok ciddi oyuncuları var. Ligin çok ciddi yerinde. Ligin zirvesinde. Ama ne olursa olsun Deniz Spor'da ne yapacağının bilincinde bugün. İnşallah güzel bir sonuç alırız. Geçen hafta Giresun'a gittik, inanarak gittik, 60 kişi kazandık. Galip geldik, futbolcuları otelde ziyaret ettik ve şunu demek istiyorum, bugün eğer bu maç 4'te değil 7'de olsa daha çok seyircimiz olabilirdi ama Denizli halkının bu takıma sahip çıkması gerekiyor sonsuza kadar, çünkü bu şehir, bu marka şehrin markasıdır. Hep beraber buna sahip çıkalım. İnşallah bu maçı da alacağız ve önümüze, yolumuza devam edeceğiz. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Tabii ki şehir olarak zorlu bir maç bizi bekliyor ama ne kadar zorlu olsa da biz Denizli halkı olarak takımımıza güvenimiz sonsuz, sonuna kadar desteğimizi sağlayacağız. Maça desteklemeye geldik. Evet. Zorlu bir maç. Aynen. Yener miyiz? Abi inşallah geçen haftaki oyun oynarsak, futbolcular da isterse neden olmasın. Şehir de bizim, takım da bizim. Teşekkürler. Evet, 2-0 yendik. Düşünceleri ne oldu? Güzel maçtı. Herkesi bekliyoruz. Güzel maçtı, iyi olan kazandı. İlk defa takım oyun oynadık. İyi bir maç yaptık, önde top tuttuk. Kazandığım için mutluyum. Her zaman böyle futbol bekliyorum Deniz Spor'dan. Taraftarlar maça gelsin mi? Gelsin. Sen ne diyorsun? İyi bir galibiyetti, 2-0 oldu. Çok iyiydi, taraftarları sahaya bekliyorum. Deniz Spor gücünü gösterdi. Sen ne diyorsun? Evet, Deniz Spor her zaman gücünü gösterdi. Eski takım geri döndü. Artık herkes, taraftarlarımızı bekliyoruz. O zaman ne yapıyoruz? 66'da doğdu bu renkler, tabancasına sevdi bu kalpler. Sizi sevmekte çok haklıyız biz, sapına kadar deliziz. Bu takım inandıktan sonra yapamayacağı hiçbir şey yok. Bu takım düşmez. Evet. Fatih Hoca'ya teşekkür ediyorum. Hakikaten hücum futbolu oynattığı için. Çok mutluyuz. Yani inanın biz onlardan daha fazla sevinçliyiz. Allah'ın izniyle bu takım düşmeyecek. Çok güzel yerlere de gelecek. Biz inanıyoruz. Biz taraftar olarak her zaman üzerimize düşeni yapıyoruz. Onlar da inansın. Onlar da güvensin. Bu takım Allah'ın izniyle çok daha güzel yerlere gelecek. Biz inanıyoruz. Taraftara da her zaman gibi teşekkürler. Futbolcu arkadaşlara da. İnanın çocuklar. İnanın çocuklar. Çok güzel oldu, çok güzel oldu. Bak anne, bu takım düşmez. Ben 66 yaşındayım. Bu takım düşmez. Galibiyet çok iyi oldu, çok güzel oldu. Ben 32 yaşındayım. 8 yaşından beri bu stada geliyorum. Yaklaşık 23 yıldır bu staddayım. Öz Denizliliyim. Bugünkü galibiyet inanılmaz derecede çok motivasyon oldu futbolculara da. 2'de 2 oldu. Sonra. 2'de 2 oldu. Fatih Hoca'nın gelmesiyle futbolcularda bir nebze olsun bir hareketlilik oldu. Yani bu gözle görülüyor. İnşallah daha iyi olacak. Bu takım düşmez. Düşecek diyenlere de inat olsun bu iki galibiyet. İnşallah Antep'te de en iyi skorla ayrılıp inşallah yenersek, 3-3 yaparsak önümüzün çok çok daha açık olacağına inanıyorum. Antep'ten sonra da zaten Manisa maçı var. Hayati önem taşıyan bir maç. Rakibimiz Manisa. İnşallah Manisa'yı da yeneriz ve Deniz Spor'umuzu ligde tutarız. Bunun akabinde eğer bu sezon ligde kalacağımıza biz hepimiz inanıyoruz. Evet, biz inanıyoruz. Seneye de inşallah en azından playoff oynayacak bir takım Taner Başkan, Mustafa Üstek Başkan yaratacaktır. Biz onlara da güveniyoruz, onlara da inanıyoruz. Osman Başkan'ın da Allah razı olsun emeği çok bu takımda. Daha da iyi yerlere getirecek, onu da inanıyoruz. Allah başından eksik etmesin Deniz Spor'un. İş adamlarının artık biraz da destek. Artık bu takım şehrin takımı hani. Burada bir şeyler kazanıyorlarsa Deniz Spor bu şehrin bir markası. Atıyorum bir Bursa örneği, şampiyon oldu, senin ekonomisi %50 arttı. Aynı evet. Şekilde Deniz'in de ekonomisi %50 artacaktır. Daha da güzel olacaktır. İnşallah 7 yaşından beri tribünlerdeyim. Evet. Doğduk, büyüdük buradayız. Deniz Spor sevdalısıyız. Ve bugünkü galibiyete tüm Denizli'ye hayırlı olsun. Evet, 2'de 2 oldu son maç. Vallahi çok güzel oldu. Allah devamını getirsin. Umutluyuz değil mi? Bu takım düşmez. Hayır, kesinlikle. Kesin öyle, onu düşünenler bu Denizli'yi terk etsinler. Evet.
Biz de inanmadığımız yerin peşinden koşmayız. Armanın peşindeyiz. Sokaklıyız biz. Sapına kadar. Sapına nasıl? Maç. Abi maç çok güzeldi. Hayatımda ilk defa iki galibiyet arka arkaya aldı. Horoz şampiyon sever, bir şey demiyorum başka. Söylemek istedikleri. Horoz sevdamız düşmeyecek, Deniz Spor Lig'de kalacak. Evet başkanım, maçtan önce yeneceğiz dedik değil evet, mi? İnanmıştık. İnanmışlardı. Sahaya çıktılar. Dedik sözünde durdular ve lideri devirdiler. Uzun zamandır üst üste iki maç kazanamıyorduk. Bugün doğru. İtibariyle kazandık. Biz demiştik ama biraz sabır diye. Takımımız anca oturuyor. Bundan sonra daha güzel olacak. Sırada Gazişehir var. Bugün Eskişehir'e onlar da 3-1 aldılar maçlarını. Ama evet, fark etmez. 4-1 mi oldu? 4 olmuş. Ama ne olursa olsun biz artık Deniz Spor'uz. Ayağımız yere basacak. Şımarmayacağız. Ama herkes de bizden korksun. Şehir ayağa kalkıyor mu? Yavaş yavaş kalkacak inşallah. Yani rahat olsun. Bu takım onları mahcup etmeyecek. Bizim yönetimimizi mahcup etmeyecek. Kendilerini mahcup etmeyecek. Arkasında olan bu gücü hissederekten üstüne düşen görevleri yapacak. Rahat olun. Güzel bir galibiyet. Uzun zamandan sonra ilk defa üst üste ikinci galibiyet. Tabii ihtiyacımız vardı. Geçen haftaki Giresun galibiyetinin taşlandırılması anlamına baktığımız zaman bu haftaki bu 3 puan bizim çok önemliydi. Artı Ümraniye Spor'un PT 1.'deki lider pozisyonda olması. Bu anlamda 2-0 net skorla yenmemiz Deniz Spor adına güzel bir gelişme. Evet. İnşallah artık evimizdeki maçlarda artık önümüz düşünsün diyebiliriz. Takım daha yeni oturuyor. Artık bu saatten sonra söz taraftarda. Çünkü 12. güç olarak adlandırılan bu taraftar grupları maçlara geldiği zaman desteklen maç alırsa bizim geleceğimiz daha güzel diye ben düşünüyorum. Evet, Bülent Ertuğrul'la beraberiz şimdi. Uzun zamandan sonra ilk defa üst üste iki galibiyet. Yani bu maç çok önemli bizim için. Takımın isteği, coşkusu çok iyiydi. Kazanmak önemli. Ama bu tabii bir süreç devam etmesi lazım. Ümraniye Spor bu ligin lideri. En kompakt oynayan, en az gol yiyen takımı. Arkadaşlarımız çok iyi mücadele. Tabii bunda rakibin 10 kişinin kalmasında etkisi var. Ama tüm takımı, hocamızı tebrik ediyoruz. Deniz Spor camiasına hayırlı olsun bu galibiyet. Ama bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Ligde bulunduğumuz konum itibariyle ayağımızın yere sağlam basması gerekiyor. Futbolcu kardeşlerimizin isteği, mücadelesi devam etmeli. Yani şehrimizin ileri gelenleriyle de hafta içinde görüşmeler yaptık Taner Başkanımızla beraber. Bu Denizli Spor, Denizli'nin markası. En iyisini yapmak zorundayız biz. Elimizden gelen en iyisini vermek zorundayız. Şehrimizin de kenetlenip birlikte beraber hareket edip bu takımı layık olduğu yere taşımamız için hiçbir engel yok. Bu şehrimizin ileri gelenlerine güveniyoruz. İnşallah Denizli Spor'un önü açık bundan sonra. Bu galibiyetlerimiz devam edecek diye düşünüyorum. Önemli olan birlikteliğimizin devam etmesi. İnşallah el birliği bu takımı layık olduğu yere getireceğiz. Evet, önemli ki maçtan alınan 6 puan. Duygu bütünlüğü olarak totalde geçen haftaki performansı daha iyi buldum. Bu maçta evet aşırı galip gelme isteği, bazen oyuncularda bunu biz söylesek de olumsuz olabiliyor ki 11-11 maçın içerisinde bunu açık ve net olarak söylemek gerekirse çok istemediğimiz tarzda coşkulu oynayamadık. 11'e 10'da evet bekledik, sabredik. Biraz daha bu oyuncuların biraz daha telaşsız. Bu işi daha önceden çözmeleri gerekiyor. Evet, belli bir disiplinde oynuyoruz. Oynamaya çalışacağız ama zamanımız yok. Her maç bizim için önemli. İki maç nasip oldu. Üçüncü maçımız var 4 gün sonra. Buna da bütün oyunculara, bütün hepimiz cami olarak hazır olmamız gerekiyor. Hemen bunu unutup çok abartmadan evet sevincimizi bugün yaşayıp yarına bırakmadan yarın tekrar diğer maçın konsantrasyonuna girmemiz gerekiyor. Hocam, taraftar sizi çok sevdi. Bunu ne dersiniz kısaca? Denizliler sizi çok sevdi yani. Allah razı olsun. Biz tesisteyiz şu an, şehre çok çıkamadık. Denizli Spor'a daha önce benim maçlarım da çok oldu. Buraya çok geldik. Burada hep olumlu şeylerle de yaşadım ben. İnşallah burada evet şu an skor iyi. Bunlar böyle gözükebilir. Teşekkür ederim bana gösterilen ilgi alaka. Ama önemli olan şu. Bu takımı olması gerektiği yere getirebilecek miyiz? İnşallah bunu Rabbim nasip eder bize hep beraber. Bunu şunu söyleyeyim. Burada evet hoca geldi, şu oldu, bu oldu falan. Abartmaya gerek yok. Yani 3.5-4 tutmanla farklı bir oyun modeli falan. Hayır, ne yapıldı? Burada duygu bütünlüğü sağlanmaya çalıştı. Oyuncular bizim karakterimizi bildiğinden ekibinde de buna inanıyorlar. Biz de onlara inanıyoruz. Kaliteli bir kadroyuz. Ama bunu hem coşku ve hem skora yansıttık mı karşılığı alınacaktır. Aldık şimdi. Ha, bugünkü maçta çok memnun da değilim. Açık söyleyeyim. Hemen unutup diğer Antep-Büşehir maçına hazırlanmamız gerekiyor. Çok önemli. Puan ve puanlar bizim için çok önemli. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Hocam çok teşekkürler. Başarılarınızın devamını diliyoruz.